Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Değerli vekilimizle sohbet ediyoruz. Umarım Türkiye ile ilgili gelişmeleri dinlediniz ve yapılanları, başarılarımızı, duruşumuzu dünyaya karşı, Avrupa'ya karşı haklı duruşumuzu bizlere anlattı. Merak ettiğimiz konulardı bunlar ama sizin merak ettiğiniz konular da var tabii. Onlara da geleceğiz. Sayın Vekilim de zaten bu konuda efendim hazırlıklı geldi dedim ya size. Avrupalı Türkler merak ediyor. Otomatik bilgi paylaşımından Türkiye'nin duruşu ve yapılacak olanlar nedir Sayın Vekilim? Evet. Tabii Zeki Bey, öncelikle otomatik bilgi paylaşımının ne olduğunu bilmek gerekiyor. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili olarak baktığımız zaman vergi alanında uluslararası kuruluşların bu G20, evet, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD, aynı zamanda OECD, evet, ülkeleri ki Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, evet, ülkelerinin vergi şeffaflığı ve vergi alanındaki uluslararası bu işbirliğinin uzun yıllardan beri devam eden bir uygulama olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gelmiş olduğumuz noktada özellikle bu çalışma bir vergi kaçakçılığının, ikincisi vergi kaybının, üçüncüsü vergi şeffaflığının sağlanmasıyla birlikte terörü finansma eden para, ülkelerin, evet, bir şekilde kara paranın da tamamen bertaraf edilmesiyle ilgili olan bir çalışma. Bunun ilk çalışmalarının baktığımız zaman 2011 yılında başladığını görüyoruz. Hatta zatında 2010 yılında vatandaşlarımız şöyle hafızalarını bir tazeleyecek olurlarsa, Kuzeyren-Vesfalya eyaletinin İsviçre'den almış olduğu, İsviçre bankalarına para ödeyerek almış olduğu CD'ler olmuştu. Özellikle Almanya'daki vergi mükelleflerinin paralarını kaçırarak İsviçre bankalarında bu paralarını bir şekliyle depoladıkları, oradan faiz ve temettü gelirlerini de Almanya'da vergilendirmedikleri bir süreci yaşamıştık. Evet. Dolayısıyla bu özellikle vergi şeffaflığının sağlanamadığı İsviçre gibi, Lüksemburg gibi, Liechtenstein gibi ülkelere karşı 2011 yılında OECD ülkelerinin 136 tanesinin bir araya gelerek imzaladığı, 2017 yılına geldiğimiz zaman ise uygulamayı düzenleyen anlaşmanın ratife edildiği, onaylandığı ve 2019 yılı itibariyle de yürürlüğe girmiş olan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı şu anda 2017-2018 yılı itibariyle bu sürece girmiş durumdalar ve birbirleriyle otomatik bilgi paylaşımını başlatmış durumdalar. Türkiye ise 2018 yılı itibariyle sadece iki ülkeyle bu süreci başlatmış durumda. Bunun dışındaki ülkelerle ilgili herhangi bir başlatılmış olan bir süreç söz konusu değil 2018 yılı için. 2019 yılına geldiğimiz zaman Türkiye 54 ülkeye bilgi vereceğini, 71 ülkeden de bilgi alacağını ifade etmiş durumda. Zaten Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu bilgilerde, kitapçıkta bunların hangi ülkeler olduğu belirli. Peki otomatik bilgi paylaşımına girilmeyecek olursa ülkelerle ilgili herhangi bir yaptırım söz konusu mu, evet, diye, evet, sorulabilir. Evet. Bu bilgilere geldiğimiz zaman uluslararası vergi şeffaflığını, uluslararası kara para trafiğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalara destek vermeyen ülkelerin birinci etapta gri listeye, ikinci etapta kara listeye alınarak bu ülkelerle ilgili globalleşen dünyada ve ekonomisi dünya ile bütünleşmiş olan ülkelerin kesinlikle elimine edilecekleri, diskalifiye edilecekleri, diskrimine edilecekleri bir ortamın varlığını görmemiz gerekiyor. Yani bu ülkelerin hiçbir şekilde finansman ihtiyaçlarının, hiçbir şekilde kredi ihtiyaçlarının, hiçbir şekilde fon ihtiyaçlarının karşılanmayacağı bir sürecin yaşanacağını görmek durumundayız. Yani bunların Dünya Bankası'ndan bir fon çalışması olursa asla söz konusu olmayacak, tecrit edilecekler. İthalat ve ihracatı da etkileyecek. İthalat ve ihracatta IBAN sistemiyle çalışıldığı bir ortamda tabii ki bunun, evet, sadece Türkiye için değil Almanya için de, yani dünyanın hangi ülkesi için bunu öngörürseniz görün, evet, bu gelişmiş ekonomisi, gelişmiş ve ekonomisi dünya ile bütünleşmiş olan ülkeler için asla söz konusu olamayacak, asla düşünülemeyecek bir noktada olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin de dünyanın ekonomisiyle birleşmiş olan ülkelerle birlikte bu sürece dahil olduğunu görmemiz lazım. Peki otomatik bilgi paylaşımı ne demektir? Evet. Otomatik bilgi paylaşımı sizin mukim olduğunuz, yani yerleşik olduğunuz bir ülkenin dışında başka bir ülkede bir hesabınız var ise, o ülkenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından veyahut da vergi dairelerince sizin hesap bilginizin otomatik bir şekilde elektronik bir ortamda sadece vergisel konularda da kullanılabilmek amacıyla yaşamış olduğunuz ülkenin vergi dairesiyle paylaşımıdır. Hı hı. Bu paylaşım da mütekabiliyet esasına göredir. Karşılıklı. Yani bir ülke diğer, evet, ülkeye bilgi paylaşırken öbür ülkede o ülkeyle bilgi paylaşımı, evet, gerçekleştirecektir. Bu
hesap bilgi paylaşımında hangi hesapların olduğunu görme imkanımız var mı diye sorduğumuzda ve bunun sadece bilgi paylaşımının da sadece finansal sistemle ilgili olduğunu da ifade etmemiz lazım. Bunlar mevduat hesapları, bunlar saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi hesapları, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve baktığınız zaman bir de düzenli ödeme sözleşmeleri olduğunu görüyorsunuz. Paylaşılacak olan bilgilerde ise neler mevcut? Birincisi isim ve soy isim mevcut. İkincisi adres bilgisi mevcut. Üçüncüsü doğum tarihiniz ve doğum yeriniz. Dördüncüsü yaşamış olduğunuz ülkedeki vergi kimlik numaranız. Evet. Beşincisi mevduattaki hesabınızdaki bakiyeniz. Altıncısı da eğer bakiyenizde bir faiz, temettü geliriniz veyahut da kar payı gelirleriniz varsa bunların paylaşılacağını bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle paylaşılmayacak olan bilgiler ise hesap hareketleriniz kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ve bunun dışında Türkiye'de veyahut da başka bir ülkede bir vatandaşın bir gayrimenkulü varsa, bir tapusu varsa, bir evi varsa bunların da paylaşım kapsamı içerisinde olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi tabii ki Türkiye bu gayrimenkuller konusunda vermeyecek. Vatandaşlarımızın oradaki gayrimenkulleriyle ilgili bilgileri vermeyecek. Karşı tarafın da öyle bir yetkisi yok. Biz de öyle bir yetkimiz yok diğer ülkelerden isteme gibi değil Doğru. mi? Sonuçta öyle. Her şey karşılıklık esasına göre olduğu için. Evet. Şimdi buradaki vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren meselelerden biri bilerek veya bilmeyerek efendim bu zamana kadar buralardan bu gerçeği yani sonuçta hayatın gerçeği işte mesela el kaldıran iş adamlarımız var. İşte benim hiçbir yerden gelirim, hiçbir yerde mal varlığım yok. Sıfırı tükettim yani. Hiçbir şeyim yok. Bir kuruşum dahi yok diyen el kaldıran vatandaşlarımız, iş adamlarımız var. Şimdi Almanya küçük işlerle uğraşmaz gibi görüyoruz ama 10 milyar euroluk bir beklentileri var. Bu konuda kendilerinin vermiş olduğu haberlere göre. Ben onların diliyle konuşuyorum, onların söylediklerine göre. Burada yaşıyoruz. Sonuçta Alman televizyonuyuz. Bu vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir durumda Türkiye'den elde edebilecekleri bu konularla ilgili direkt resmi olarak bir mevzu söz konusu değil. Resmi olarak elde edemeyecekler. Ama farklı şekillerde elde ettiklerinde vatandaşlarımız sıkıntıya uğrayacaklar. Biz bunu anlatıyoruz. Yani bu demiş olduğunuz gayrimenkulle ilgili bir nokta mı efendim? Evet. Mesela gayrimenkulü var ama benim hiçbir yerde bir şeyim yok dedi. Ama biliyor ki Almanya, ki Alman kurumlarında siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz ismi bizim gibi olan, bizim gibi konuşan, bizim gibi düşünen bir sürü insanlar var. Ve bunlar Türk gerçeğini, Almanya'da yaşayan Türklerin gerçeğini iyi biliyorlar. Kişilerle ilgili kişisel bilgiler araştırmaya çalışıldığında, orada işte avukatlık büroları veya ne bileyim dedektif falan vatandaşlarımız bu tür konularına eriştiklerinde buradaki vatandaşlarımız bir korku içerisindeler. İki şeyi ifade etmeme müsaade ediniz ekibi. Birincisi, buyurun. Türkiye'de kişisel verilerin koruma kanunu vardır. Evet. Vatandaşın kişisel verilerini gayri resmi bir yoldan elde etmeye çalışan dedektiflik bürosudur veyahut da herhangi bir şekilde avukatlık bürosu varsa kesinlikle ve kesinlikle ilgili kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunmasını tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü bu yapılan istihbari çalışmadır. Evet. Bu yapılan gayri ekonomik istihbaratçılık gibi. İstihbaratçılık ve bu bir kere kanuna aykırı bir davranış. Evet. Dolayısıyla böyle bir uygulama içerisinde olan kişiler söz konusuysa vatandaşlarımızın kesinlikle ve kesinlikle savcılığa suç duyurusunda bulunmasını tavsiye ederim. İkinci bir nokta ise eğer Türkiye'de yaşamakta olan bir Alman vatandaşı, bir örnek olarak verelim Sayın Weber veyahut da Sayın X, Sayın A, Hans, Türkiye'de yaşarken, Türkiye'de iş yapıyor iken, kendisi hakkında bir vergi tahkikatı başlamış ise ve Türkiye Almanya'dan bu vatandaşın herhangi bir şekilde bazı bilgilerine ihtiyaç duyuyorsa, zaten şu anda ülkeler arasındaki vergi şeffaflığı, vergi anlaşmaları çerçevesinde kişiyle ilgili bilgi istemek durumunda zaten yasalar çalışıyor. Yani şu anda ilgili kişiyle bir tahkikat söz konusuysa Almanya Türkiye'den, Türkiye Almanya'dan karşılıklı olarak kişinin vergi araştırılmasına tabi tutulmuşsa tekrar ifade ediyorum. Evet. Otomatik bir şekilde değil. Vergi araştırılmasına tabi tutulmuşsa
Ülkeler kendi aralarında zaten bu çalışmayı yönlendiriyorlar. Vergi kaybının önlenmesi anlaşması çerçevesi içerisinde. Dolayısıyla vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde vergi araştırılmasına girmiş durumdaları söz konusuysa, Türkiye devleti, Almanya devletiyle zaten kooperasyon halinde veyahut da diğer ülkelerle de zaten kooperasyon halinde bu çalışmayı devam eden bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlardan çok sorular geliyor da hem sizi dinliyorum, hem de onların yazdıklarına bakıyorum. Hem de oradan yazıyorlar, hem sanal medyadan yazıyorlar. Yani bu programı bekliyorlardı. İmkanlarımız dahilinde biz de vatandaşlarımızın sorularına cevap vermek gayreti içerisinde olacağız. Yani ben onlardan aldığım sorular neticesinde sizlere buradan sorular sormaya çalışıyorum. Ama farklı işte bu mesela geleceğim bu otomatik bilgi paylaşımı konusuna da. Mesela diyor ki bir tanesi de tanırsınız siz kendisini. Sayın Aksoy diyor ki bu fenomenlerden, sosyal fenomenlerden değerli bir hemşerim benim de çarşambalı kendisi. Diyor ki gözlük artık yaşlandık. Selamun aleyküm toprağım diyor. Zafer Sırakaya beyefendiye selamlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Avrupalı Türkleri için vermiş olduğu mücadelesi için diyor. Tabii biz de söyledik. Evet. Onunla hemfikiriz bu konuda. Ben de söyledim. Mini job meselesi ne halde? Sosyal Güvenlik Kurumu olayında güncelleme olayı var mı? Sebastian Kurz'un şımarık AB politikası. Ya sadece Sebastian değil ki, Macron da öyle, diğerleri de öyle. Evet. Bir soru sormuş. Yani çok sorular var ama ben mini job'la ilgili herhalde sorusu. Mini job yani, evet. Evet. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili olarak evet, kanun teklifimiz genel kurulda kabul edildi ve bu yasalaştı, evet, hamdolsun. Yasalaştıktan sonra tabii ki mini job'un tanımı çok çok önemli. Mini job Almanya'da nasıl algılanıyor? Evet. Fransa'da nasıl algılanıyor? Finlandiya'da, çünkü Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı birçok bölge var. Evet. Bu yönetmelikle çözümlenmesi gereken bir konudur diye zaten yasada zaten yönetmeliğe bir atıf söz konusu. Ama resmi gazetede yayınlandı, yasalaştı bu iş. Şu anda yönetmelik ise evet, şu anda hazırlandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına iletildi. Öyle tahmin ediyorum ki 1-2 haftaya kadar veyahut da 3 haftalık bir zaman diliminde Sayın Cumhurbaşkanımız yönetmelikle ilgili gönderilen yazıyı imzaladıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak artık mini job'la ilgili yönetmelik de çıkmış olacak. Ondan sonra vatandaşlarımız kısa dönem çalışma olarak kabul edilen olguya göre yurt dışında çalışmalarını yapabilecekler. Ülkelerin kendi kanunlarında kısa dönem çalışma olarak neyi evet, kabul ediyorlarsa Türkiye'de bu kısa dönem çalışmayı birebir kabul edeceğini ifade ediyor. Ülkeler nasıl kabul ediyorsa yani Türkiye'de... Almanya kısa dönem çalışmayı evet, ne olarak kabul ediyorsa mini job burada, biz de evet, burada Almanya'nın kabul etmiş olduğu kısa dönem çalışmayı birebir aynen kabul edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim sevgili seyircilerin, anlıyorlar da olsun, biraz açayım ben. Hollanda'da ne kadarsa o limit, Fransa'da ne kadarsa o limit, İsviçre'de veya işte Avusturya'da ne kadarsa o limit, o mini job dediğimiz limit, ona göre hazırlanan... Her ülkenin kabul ettiği yarı zamanlı çalışmadaki kıstas neyse Türkiye bu kıstası birebir kabul edecek efendim. Yakında tahmin ediyorum Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak bir genelgeyle duyurulacak herhalde. Bu çalışma bir yönetmelik çalışması. Evet. Yönetmeliğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlandı, tamamlandı. Sosyal evet, güvenlikle evet, birlikte şu anda Sayın Cumhurbaşkanlığımıza iletilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek inşallah. Evet, bu konuda 3 haftaya... Diyelim ki en geç. Yaklaşık olarak yani bunu tabii belirlemek. Yani sanat sonunu bulacağını tahmin etmiyorum. Tahmin ediyorum ki çok uzun olmayan bir dönem içerisinde bu müjdeyi kamuoyuyla birlikte paylaşabilme imkanımız olacak. Zaten bu müjdeyi vermişsiniz. Benim bu işte bir sorum var. 2147 vardı sayın vekilim bundan önce. 2147 sayılı yasa. Türkiye'dekiler bilirler. O zaman yatırıyordunuz ve hem çalışıyordunuz hem de emekli maaşını alıyordunuz. Yani 2147, daha sonra 3201, 5510 böyle geldi gitti bu sıralara kadar. O dönemde hem çalışıyordun, yani mini job falan söz konusu değildi. Ben burada çalışırken Türkiye'den maaşımı da alabiliyordum. Böyle bir durumlar vardı. Ya dediler ki şimdi bu işin içerisinde sosyal hamptan yardım alan mesela veya çocuğuna bakan birisi efendim girerse, yani sadece yani biz isteyince fazlasını da istiyoruz. Yani bir aldık ya, biraz daha fazlası olsun yani. Sonuç olarak
böyle bir milletiz biz. Bu konularda da alınan ev yardımı veya işte geçinme yardımları da bu işin içerisine neden sokulmadı gibi sorular alıyoruz tabii biz. Sizi de yakalamışken bu konuda. Öncelikle bir kere yurt dışında borçlanma konusunun temel çıkış gayesine bakmak lazım. Yurt dışı borçlanmayı şu anda dünyada uygulayan tek ülke Türkiye. Evet. Şu anda yurt dışından borçlanarak emekli olmuş olan insan sayısı 676 bin. Evet. 676 bin insanın ödemiş olduğu prim ile almış olduğu emeklilik birbirini karşılıyor mu diye baktığınız zaman Zeki Bey karşılamıyor. Türkiye Cumhuriyeti her yıl 676 bin vatandaşın emeklilik giderini karşılamak için 12 milyar TL ile bunu sübvanse ediyor. Yani vatandaşın ödemiş olduğu vergilerden yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın emekli maaşlarının sübvanse edildiği bir süreç yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak baktığınız zaman vatandaşlarımızın emekli olabilmesi için esasında yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş şartı vardı. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili olarak... Pasaportunu öldür diyorlardı. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili olarak seyahat özgürlüğünü engellediği için bu yasayı iptal etti. Evet. Buna karşılık olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışına Türkiye'ye kesin dönüş şartının yerine yurt dışında çalışmamak... Evet. Veyahut da sosyal yardım almamak ibaresini yerleştirdi. Şu anda yarı zamanlı çalışmayı çalışma ibaresinin dışında değerlendirileceği belirtildi. Dolayısıyla ben vatandaşlarımıza bir kez daha bunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreç içerisinde de sosyal yardım alınmış olması Türkiye'deki emekli maaşınızın iptalini için bir sebep teşkil etmekte. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli davranmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu 450 euro konusunda Sayın Zafer Sırakaya'nın bizim içerimizden oraya gidip bu konularla uğraşması, efendim bilerek bu konu üstüne gitmesi ki büyük emeğiniz var biliyorum. İnsanlara, kendi arkadaşlarınıza, parti içerisindeki sayın vekillerimize önce onlara anlattınız, durumun ne olduğunu söylediniz. Büyük bir çaba ve gayret içerisinde çıkmasına vesile oldunuz. Onu biliyoruz. Avrupalı Türkleri, yani işin doğrusu bizim fazla tanımıyorlar Sayın Vekil. Bizim fazla tanınmamız konusunda elinizden geldiğinde geleni de yaptığınızı biliyorum. Nasıl, çok zorlukla karşılaştınız bu 450 euro meselesinde? Tabii bu süreç içerisinde öncelikle 2014 yılı itibariyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir oy verme süreçlerinin başlamış olduğunu görmemiz gerekiyor. Ondan önceki süreçlere baktığımız zaman veyahut da AK Parti önceki sürecine baktığımız zaman Zeki Bey, yurt dışındaki vatandaşlarımız sadece ekonomik sahiplerle değerlendiriliyordu. Türkiye'ye gelecek, markını getirecek, dövizi getirecek, Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu dönemde her türlü yatırımını Türkiye'ye yapan bir topluluktan bahsediyoruz. Evet. Sonra güvenlik sahikiyle değerlendirildiği bir süreçte yaşadı Türkiye. Yani Türkiye'nin AK Parti öncesinde yurt dışındaki vatandaşlara ne verebilirim değil, yurt dışındaki vatandaşlardan ne alabilirim noktasında hareket ettiği bir süreç oldu. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gitmiş olduğu ülkelerde vatandaşlarla bir araya gelen, vatandaşlarla salon konferanslar yapan, oradaki sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini alan, düşüncelerini paylaşan bir sürecin varlığını görüyoruz. Oy vermek için Kapıkule'ye günübirlik otobüslerle seyahat eden insanların varlığını biliyoruz. Veya uçaklarla giden. Veyahut da uçaklarla İstanbul Atatürk Havalimanı'na kendi babamdan biliyorum. Evet. Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidip oyunu kullanıp bir sonraki uçakla cebinden ödemiş olduğu parayla bu vatandaşlık görevini yapan süreçleri hep beraber biliyoruz. Evet. İlk defa 2014 yılı itibariyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendi konsolosluk bölgelerinde biliyorsunuz ilk önce randevu usulü vardı. Sonra illaki kendi yaşamış olduğunuz konsolosluk bölgesinde oyunuzu verme mecburiyeti vardı. Sonra bunlar genişletebilme imkanımız oldu. Gelmiş olduğumuz noktada şunu çok net olarak söyleyebiliyorum. Evet. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oyunu kullanabilmeleri son derece kıymetliydi. Şu anda yurt dışında 3 milyona yakın seçmen var. 3 milyona yakın seçmenden 1,5 milyonluk seçmen kitlesinin de oyunu verdiğini biliyoruz. Evet. Büyük fedakarlıklarla verildiğini görüyoruz. Ancak yurt dışındaki vatandaşlarımızın oyu kadar
mecliste temsil edildiğini gözleme imkanımız maalesef yok. Evet. Önümüzdeki süreç içerisinde muhakkak bu milletvekili sayısının artması gerektiğini her ortamda ifade ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde diğer siyasi partilerden de biliyorsunuz kendi siyasi evet. partimden bizler yurt dışından 2 tane milletvekili adayı gösterilmiştik. 2 tane milletvekili olarak da seçildik. Evet. Bir tane milletvekilimiz siyasi yaşantısını başka bir siyasi partide ona geleceğim birazdan. Ona devam ettirmek biraz. Üzere biliyorsunuz evet. AK Parti'den ayrılmış evet. durumda. Ama benim siyasi partim yurt dışındaki vatandaşlara vermiş olduğu önemi ve kıymeti görmesi açısından en azından 2 tane milletvekilini taşımıştı. Bildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tane milletvekili bulunuyor. Hı. Ama diğer siyasi partilerden yurt dışındaki vatandaşların meselelerini çok çok önemsediklerini ifade eden, çok çok önemsediklerini iddia eden ana muhalefet partisi başta olmak üzere yurt dışı kökenli bir milletvekilinin olmadığını görüyoruz. Tabii yurt dışındaki kökenli, yurt dışında yaşamış, evet. oradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarını, sorunlarını yerinde görmüş. Nasrettin Hoca'nın tabiriyle damdan düşen birisinin varlığı mecliste son derece kıymetli. Çünkü mecliste eğer gözden ıraksanız zaman zaman gönülden ırak olabiliyorsunuz. Gözden ırak olmamak, vatandaşlarımızın sorunlarını sürekli gündeme taşımak. Şu anda kurulmuş olan AK Parti'nin Dışişleri Komisyon Başkanı Sayın Volkan evet. Bozkır Bey'in önerisiyle kurulmuş olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanlığı'nı da yürüten bir kardeşiniz olarak evet. bu konuları sürekli gündeme getiriyorum. Sürekli gündemde tutmaya çalışıyorum. Ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren kanun tekliflerinin hızlı bir şekilde komisyonlara havale edilmesi, oradan da genel kurula getirilerek yasalaşması için gayret gösteriyorum. Hamdolsun bu dönem içerisinde yani 2 senelik zaman zarfı içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren 7 tane kanun teklifimizin yasalaşmış olması da özellikle AK Parti iktidarının ve bizlerin gayretiyle gerçekleşmiş olduğunu ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki vatandaşlarımıza göstermiş olduğu hassasiyet için sizlerin ekranları vasıtasıyla bir kez daha da şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Şimdi vatandaşlarımız zannediyor ki Sayın Vekilimiz emeklilik uzmanı. Yani öyle zannediyor insanlar. Evet. Emeklilikle ilgili sorular var. Sayın Vekilimiz 450 euro meselesinde kendisi buradan gittiği için bu mevzuları çok iyi bildiği için buradaki vatandaşlarımıza çok önemli bir efendim yasak hazırlatıp işte meclisten geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzalamasından sonra resmi gazetelerine yayınlanmasından sonra da güzel bir imkan sağlandı. Yani bunu elhamdülillah yani evet. şu anda birinci generasyonun ki benim için el öpülesi bir generasyondan evet. bahsediyoruz. Evet. Bu generasyonun şu anda yaşamış olduğu zorlukları birebir gözlemleyen, birebir gören ve bu generasyona karşı, büyüklerimize karşı yapılması gereken, elzem olan bir çalışmayı Rabbim bizlere nasip etti. AK Parti iktidarına nasip etti. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde tabii o vatandaşlarımızla ilgili yapacağımız diğer çalışmalarla onların dualarını alma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sayılarımız artar inşallah. Sayın Vekilim bir dahaki seçimlerde. İnşallah. Sayılar en büyük temennim. Evet. Ama bununla birlikte tabii ki mücadelemizi devam ettirmek durumundayız. Evet. Kendimizi ifade ettirmek durumundayız. Sivil toplum örgütleri bir taraftan, evet. işte medya diğer taraftan, evet. şahsım mecliste evet. bu anlamdaki sayının artmasının temsilin muhakkak meclise yansıması gerektiğini çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi 3 milyon seçmenden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani Türkiye'deki bir ilde baktığınız 4. zaman... 4. ve 5. büyük şey, seçim bölgesi yani. Yani bir Bursa'yı evet. ele almış olursak 3 milyon seçmenin olduğu evet, evet. yaklaşık bir Bursa örneğinde ifade edecek olursak... En az 25 milletvekilimiz var yani. Ki 20'nin üzerine milletvekili. Evet, evet. Bu sayının artması hepimizin öyle tahmin ediyorum ki ortak arzusu ve ortak isteğidir. Tabii bazı istek ve arzular olmuyor ama inşallah olur. Bizler de zaten zaferden sorumlu değiliz, seferden sorumluyuz. Biz gayret gösterelim, evet. tevfik Allah'tan. La galibe illallah diyoruz. Şimdi sevgi değer Avrupa Masası çalışanları, Sayın Zafer Sırakaya vekile bir sorum olacak. Çok soru var da ben aralarından yine seçiyorum yani. En zor olanlarını seçmiyorsunuz. Yok, kolaylarını seçiyorum. Peki, kolaylarını seçiyorum. Bugüne kadar bu bilgi paylaşımından mağdur olan mağdurlar için geri dönüşlü anlaşma yapılacak mı diyor. Yani vatandaşlarımız tam anlamamışlar yani bu anlaşma. Öncelikle şu anda bir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını bilmeleri gerekiyor. Şu anda yok, evet. Yani 2019 yılı için, evet. 2020 yılında herhangi bir bilgi paylaşımı olamayacağını
ve bilgi paylaşımı yapılamayacağını Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı ifade etti. Evet. Bu 54 ülkeden 54 ülkeye bilgi verilirken, evet, 71 ülkeye de bilgi alınırken, bu 54 ülkenin içerisinde Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda bulunmuyor. Evet. Bulunmamasının gerekçesine baktığımız zaman ise Türk toplumunun çok yoğun olarak yaşadığı, 5,5-6 milyon nüfusun, evet, çok yoğun olduğu bu bölgedeki çalışmalarla ilgili takdir ederseniz ki ciddi bir altyapı çalışması, evet, ciddi bir teknik çalışma, ciddi bir tasnif yapılması, evet, ve özellikle COVID sürecinde, evet, vatandaşlarımızın veyahut da ilgili kurumlardaki çalışan insanlarımızın, evet, yarıya indirildiği, birçoğunun home office olarak evden çalıştığı bir dönemde, evet, bu çalışmaları tamamlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla şu anda bir bilgi paylaşımı söz konusu değil. Önümüzdeki süreç içerisinde bilgi paylaşımının ne zaman başlayacağı ile ilgili de kesin bir tarih verebilmek mümkün değil. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak bu çalışmaların ne zaman sonlandırılacağına dair bir bilgi elde etmemiz, bilgi bilmemiz mümkün değil. Sonuçta olacak ama. Ancak, evet, bu bilgi paylaşımının, evet, önümüzdeki süreç içerisinde tarihi belli olmamakla birlikte kesin olarak tüm ülkeleri, yani 136 ülkeyi kapsayacak şekilde, evet, sonlandıracağını da kesin olarak ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Yani olacakmış. Çünkü bu uluslararası, evet, bir anlaşma. Evet. Uluslararası bir anlaşmanın yapmış olduğu çerçevede Türkiye'ye bağlayıcı bir durumu söz, bir yönü, evet, söz konusu. Almanya için nasıl bağlayıcılığı varsa, İngiltere için, Fransa için nasıl bağlayıcı söz konusuysa, Türkiye için de bağlayıcılığı söz konusu. Ancak bir kez daha ifade ediyorum, herhangi bir bilgi paylaşımı şu an için başlamış durumda değil. Ama, dolayısıyla, evet, geçmişe yönelik de herhangi bir çalışma yapılması durumu söz konusu değil. Evet. Şimdi Sayın Bekim, ben genelde söylüyorum, onun için sizler bizim için şanssınız. Buradan giden, bizi anlayan, işte Sayın Cemal Çetin, Mustafa Bey'i sizle beraber gönderdik ama o biraz yoldan farklı bir tarafa doğru gitti ki, ama AK Parti milletvekili, İstanbul milletvekili olarak o da mecliste yer aldı. Buradaki meselelerimizin, sorunlarının orada çözülmesi konusunda bizi temsil eden sizlersiniz. Efendim, bazı meselelerde bazı kararlar alınırken, bizlerle ilgili bazı konularda kararlar alınırken, ben tahmin ediyorum Avrupalı Türkler bazen unutulabiliyor karar alınırken. Siz işte bu 450 euro meselesini siz kendiniz taşıdınız. İşte bizim HGS, OGS meselelerini, işte ne bileyim diğer meseleleri, işte ya bizim lehimize olabilecek her meseleyi, çünkü yaşadığınız, bildiğiniz bir yer burası. O sıkıntıları siz de yaşadınız. Şimdi bunları, bildiğiniz meseleleri taşıdınız. Ama bizimle ilgili alınan kararlarda vatandaşlarımız, yani bu 5,5-6 milyon bir anda unutulabiliyor. Bunun bürokrasiden kaynaklanan bir sıkıntıdan mı, yoksa siyaseten bir sıkıntı mı yaşıyoruz burada? Bunu tabii ki zaman zaman bürokrasi o andaki çalışmalarına ağırlık vermiş, evet, olabiliyor. Evet. Ancak şunu söylememe müsaade edin. Özellikle bizim iktidarımız döneminde hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Bakanlarımız, hem milletvekillerimiz, evet, çok yoğun bir şekilde zaten vatandaşlarımızla iç içe, onlarla beraber, evet, sürekli onları ziyaret eden bir konumda olduğunu görüyoruz. Bakın şu anda COVID sürecinin devam ettiği, evet, Almanya'nın belki de bu 5 günlük karantina sürecini her an başlatma ihtimalinin olduğu bir süreçte ben AK Parti milletvekili olarak sizlerle birlikteyim. Evet. Bu ülkedeyim. Vatandaşlarımızla beraberim. Dün 3 tane değişik medya kuruluşlarını, evet, ziyaret ettim. Bugün sizin, evet, misafirinizim. Evet. Yarın bir sivil toplum örgütünün yanına geçeceğim. Haftaya Berlin'de olacağım. Bir sonraki gün başka bir şehirde olacağım. Allah yardım etsin. Dolayısıyla arazideyim diyorsunuz. Dolayısıyla bizler milletvekili olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Onların beklentilerini, evet, dinlemeye çalışıyoruz. Bununla birlikte tabii ki ülkemizin çıkarlarının da el verdiği ölçüde vatandaşlarımızın taleplerini muhakkak siyaset zeminine taşıma gayreti içerisindeyiz. Siz taşıyorsunuz, ondan hiçbir şüphemiz yok. İsterseniz bir reklam arası vereceğim de. Peki efendim. Oradan sonra devam edelim. Yani peki. Orası önemli, çünkü bu anlaşma yapılırken de, ki yapılması gereken bir anlaşmaydı bana göre. Türkiye bunu yapmak zorundaydı. Uluslararası bir anlaşma. O zaman Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin düşünülmedi tabii ki.
Ama ben düşünüldüğünü düşünüyorum. Tamam söyleyeceğim. Bu konuyla tamam, ilgili olarak. Tamam peki efendim. Düşünüldüğünü o zaman söyleyin. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.